Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle güzel bir yaz yemeği yapacağız. Yaz yemeği derken yine tabii ki içinde et var diyebilirim, yani kıyma var. Bu yemek zaten biliyorsunuz kıymalı oluyor. İsterseniz videolarına da bakabilirsiniz yani. Bugün biraz şey yapacağım arkadaşlar, Ali Nazik gibi. Ali Nazik, yanında da ondan önceki günden kalan yemeklerim var, onları şey yapacağım, onu yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün de böyle olsun dedik, soğuk yoğurtla yeriz dedik. Şöyle arkadaşlar, dolaptan kıymamı çıkarttım, buzu eridi, tepsime de koydum. Şöyle şuraya koyayım, ağzını da kapatayım, şöyle şu şekilde içine sinirlenmesin. Patlıcanlarımı, soğan doğradım arkadaşlar, şeyin kıymanın içine kavururken koymak için. Sarımsaklarımı soydum, onlar köşedeler, görmezsiniz, şöyle göstereyim, onlar da oraya soydum, koydum arkadaşlar. Şimdi burada patlıcanlarımı Mustafa'ya dedim, oğlum bunları götür közlettir getir, bunlar zaten iri aldıydım ben. Bunları şimdi şöyle çabuk soyuluyor arkadaşlar, bunlar zaten orada közlettirdiğim için. Rümeysa, kız ben şarkı söylerken videoyu başlattın mı? Ha, kapattın mıydın? Şöyle soyuyor arkadaşlar bunları. Bir de aslında patlıcandan bildiğimiz bir şey daha var. Onu da aslında Rümeysa'ya geçen sene yapmıştım, çok beğenmişti. O da makarnayla ne oluyor? Patlıcan közleyeceğim ona da. Makarnayı haşlayıp yoğurtlayacağım. O da çok güzel oluyor arkadaşlar. O da yaz aylarında güzel olur. Böyle acıktığın zaman da mesela, hani patlıcanın şey olursa o da güzel oluyor. Hazır. Hemen eliğin altında atıştırmalık da olabilir. Yemeğe de yapabilirsiniz. Veyahut da şeyde Rus salatası gibi yanına bir şeyler yapıp da onu da öyle misafirlerinizin yanında şeyin misafir ikramının yanında onu da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Dün şey yaptım, yoğurtlu çorba yaptıydım. Afyon bükmesi yaptım. Afyon bükmesini aslında hiç aklımda yoktu benim. Sonra baktım dolapta yufkam vardı. Yırtık yufka alıyorum ya ben. Her hafta alıyorum olduğu zaman. Olmadığı zaman da şey yapmıyorum. Olduğu zaman fazla olursa buzluğa da atıyorum bazen. Yufkam vardı dolapta. Onu dedim bir deneyim, öyle nasıl olacak dedim. Yaptım, çok güzel oldu aslında, ama eşim her zamanki gibi bir bahane buldu. Neymiş? Çok yağlıymış. Dün biri de yazmış. Normalde görümcem aslında annesinin evini temizlemeye gelmiş. Yani hem temizlemeye gelmiş derken halılarını kaldırmaya gelmiş. Öbürleri çağırmışlar, demişler gel annenin halısını kaldır falan diye. Ona gelmiş. İşte evi de komple bayram temizliği yapmış dip köşe. Ondan sonra bugün gitti. 2 günden beri buradaymış. Aslında bizim haberimiz yoktu. Dedi yorgunluktan dedi gelemedim dedi. Hani şey yapamadım dedi. Sonra mesela şu tavaya bak hele, yanına bir şey mi çıktı? Sonra işte dün de geldi, saat 11.30 muydu neydi, öyle bir şeydi. O zamana kadar oturdu işte, çay içti. Geri sonradan bükmeden çıkarttım, ona verdim işte. Onu yedi. Kocasıyla görüntülü konuştu falan derken. Görümcemle küs değilim arkadaşlar. Ben niye küsüm? Herkesin işi var, gücü var. Zaten bir ara o ev taşıma işiyle uğraşacaktı. Sonra ev taşıma işini şimdi iptal etmişler işte. Durdurmuşlar askıda. Şimdi şeyle, ne onun adı, çocukların işi oluyor, gücü oluyor, bazen tek geliyor, bazen geliyor, günübirlik geliyor, gidiyor. Onun için bizim de fazla video çekmeye fırsatımız olmuyor arkadaşlar. Onun için bayramda gelirse inşallah yine bakalım, müsait olursak videomuzu yine çekeriz arkadaşlar. İşte öyle. Ya yazın fazla gelemiyor. Niye dersen, çünkü annesinin evi çok sıcak.
Tam güney cephesi ama cephe. Oturduğu oda tam güneş alan oda. Onun için fazla şey yapamıyorlar. Bunları rahat edemiyorlar. Klima da yok. Öbür tarafta var klima. Öbür taraftakiler de evde olmadıkları için açmıyorlar. Onun için bunların kendi evinde olsa kendi evinde kliması var mesela. Yatarken açabiliyor. Ondan sonra gündüz sıcaklarda açabiliyor. Onun için fazla şey yapamıyorlar. Yazın fazla gelemiyorlar. Yani kışın olsa hani sorun değil. Soba oturduğu zaten bir oda. Bir odanın içinde sobası kurulu oluyor. En azından yorganı tepesine de çekse hani insan şey yapar. Dün önceki gün işte dışarıda yatmış. Yattım ama diyor öldüm diyor kendimi yerlere attım diyor. Niye dedim? Sıcak mıydı dedim? Yok dedi sıcak değildi dedi ama dedi bir şeyler dedi hani yakan belli ki ısırıyordu dedi. Şimdi millette bir yılan korkusu var zaten. Bir şeyde Google'da da uyarı vermiş. Bu işte Adana Osmaniye, Hatay, ondan sonra Antalya, Kilis o taraflar falan işte uyarı vermiş. Yılan o taraflarda çokmuş. Yangınlar biliyorsunuz ama öyle şey oluyor. Anamgilin orada insanlar bütün emekleri öyle gitti. Buğdayları yandı. Çoğu yerde yanmış arkadaşlar bu sene gerçekten çoğu yerde şey yapmış. Yangın çıkmış. Ha? İşte arkadaşlar böyle dün yazmış biri demiş ki ne? Boşuna demiş kısa video çekip de demiş zamanınızı boşa harcamayın demiş. Onu çekene kadar demiş başka bir işe güce bakın demiş. Şöyle arkadaşlar dün aslında benim çok işim vardı. Dünün inanın gece saat 2.30'da bile ben daha hala banyo temizliyordum. Banyonun temizliğini bitirdim. Ondan sonra çamaşırlar vardı. Çamaşırlar da makinede yıkandı. Eşim de bekledi beni dışarıda. Bizim bu şeyin sokağın lambaları 2 günden beri yanmıyor. Dışarısı çok karanlık. İnsan dışarıya çıkmıyor. Korku yüzünden gibi oluyor aynı. Ondan sonra çamaşırları serdim derken şey yaptım. Bizim de kendimize göre işimiz oluyor. Dün öyle doğru videom kısa oldu. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Uzun olsa çok uzun oldu diyorlar. Kısa olsa çok kısa oldu diyorlar. Ne yapayım ben ancak o kadarlık beceredim. Benim adım Hıdır elimden gelen budur demiş. Zaten izlenmiyor. Ha desem ki ne günlük 10 bin 15 bin izleniyor desem ooo güle oynaya çekerim şey yaparım yani uzun da yaparım kısa da yaparım onu şey yapmam da. Ama izlenmediği için zaten ben de fazla umursamıyorum. Onun için o da demiş ki ne işte böyle video çekmeye demiş. Ben de demiş çekeceğim atacağım. Çekersen çek bana ne benim cebimden mi çıkıyor parası? YouTube'un cebinden çıkıyor. Herkesin kazancını ben vermiyorum. Şeyini ben vermiyorum. Herkesin kazancı ayrı. Kısmetinde ne varsa herkes onu yiyor. Patlıcanı şey yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane karpuz vardı. Onu şey yaptım, koydum, soydum, koydum onu dolaba. Ben fazla şey yapmayacağım arkadaşlar, ufatmayacağım. Abdullah geldi, ekmeği bıraktı, geri gitti. Ondan da bu aralar işler çok olduğu için yoğunmuş. Onun için dedi, anne dedi, ben dedi gecikebilirim dedi. Karşıya gönderdim şeyi patlıcanı. Dedim usta söyle pişirsin ver oğlum. Kışın bu da güzel şey yazın bu da güzel oluyor arkadaşlar. Geçen sene o sene yaptım. Çocuklar kursa gittiğinde şey yaptım. Ne onun adı? Yaptıydım. Dolaba koydum. Çocuklar zaten kurstan geldikten sonra şey yaptılar da. O zaman şey yaptıydım. Dolaba koyduydum. İyi olduydu. Çıkartıp çıkartıp şey yapıyorduk. Geçen sene de yapmadım. Geçen sene patlıcan pahalı diye yapmadıydım. Bu sene de bakalım artık patlıcan 25 liradan aşağı düşmüyor da. Ucuz öyle irilerinden bulabilirsem. Közde koyarım dolaba. Şu uç kısımlarını seviyorum ben de.
yeri geliyor sizden sohbet ederek yemeğimi yapıyorum, yeri geliyor kısa kesiyorum, işim var, gücüm var, ona göre şey yapıyorum ben de. Meysa'nın sınavı da idare eder diyor arkadaşlar. Bilmiyorum artık, hayırlısı olsun, hakkında ne hayırlısı olsun. Artık Rümeysa da çabalamaktan yoruldu yani. Karpuz da şey yaptım, buzluğa koydum karpuzu da, yeri vardı, onu da oraya koydum, şey için, ne onun için. Bunu yoğurtladım, şimdi bir sürü olur. Şunu da ayrıyeten. Aslında iyi de taktam kırıldı arkadaşlar. Bir de dün demiş ki ne, taktalarını şey değiştir. Şey, takta kaşıklarını ya at ya da kaynat demiş. Zaten ben kaynatıyorum, şey yapıyorum kaşıklarımı. Arada bir ben demirlerimi de zaten bir tencerenin içine, geniş tencerenin içine koyarım ben. Güzelce içine şey, çamaşır deterjanım. Ondan sonra çamaşır suyu koyarım. Onları güzel kaynatırım ben, tertemiz olsun diye. Arkadaşlar kıymayı kavurdum şöyle. Şimdi içine soğan ekleyelim. Şöyle. Onları alacağım şimdi. Ben bu tavam çeliğe yakın herhalde arkadaşlar. Bu tavamı ocak alıyor. Ama diğer teflon tavaları hiçbirini almıyor. Teflon tavaları almış olsa böyle yapardık bunu. Öbür şey ocak biraz fazla yakıyor. Şey böyle koca. Çoğu günden kalan yemeğim arkadaşlar. Patlıcanım burada, sarımsağımı rendeledim. Bu patlıcanım da burada.
Makarnamı da haşladım. Bunu da ayrı bir şey yapacağım. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir. Yaparsanız hemen şöyle tenceremin içine alayım. Şöyle şu şekilde. Bunun yoğurdunu hazırlayacağım. Makarnam sarı ama niyeyse beyaz gözüküyor şeyde. Aslında tam rengini alamıyorum. Rengi sapsarı. Çok güzel. Ama tam alamıyorum rengini arkadaşlar. Bunda arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunda şöyle biraz sarımsağımı içine döküyüm güzelce. Geri kalanını da Ali Nazik için kullanacağım. Şu patlıcanımızı da bunun içine atalım. Şöyle güzelce elimi yıkayayım. Bunun üstüne yoğurtla şey arkadaşlar mayonez ekleyeceğiz. Karıştırıp aynı şey gibi, Rus salatası gibi. Şöyle mayonezimizi alalım, kenara koyalım. Yoğurdumu da getireyim. Aynı yoğurtlu makarna gibi arkadaşlar, düşünün. Sadece bunun içinde patates közlemesi var. Aslında biber de giriyordu da biberimiz olmadığı için biberi az almışım bu hafta. O da ancak yemeğe yetti. 3 tane de yemeklerin içine. Bunu tabaklara koyup üstüne biber kavurup da öyle de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Dökebilirsiniz. Mis gibi oldu. Ocağın gürültüsü bitti çok şükür. Şöyle bir tadına bakayım. Tuzu var mı yok mu? Zıgıt. Uzatayım. Başka kaşıkla onu karıştıracağım. Bunu da biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Rümeysa buraya gelelim. Buraya gel buraya. Ne oldu Rümeysa? Sana en iyisi kocaya verin de git. Bu neydi ya? Bunu daha önce yapmış mıydın sen? Ali Nazik vardı ya hani kızım. Bunun üstüne kıyma konamıyor muydu? Yapmış kıyma. Kıymayı görmedim. Yoğurdumuz daha taze diye dün kırma dedim arkadaşlar, gittim yoğurt aldım hem mayalamaya hem şeyi. Şuradan bir kaşık alayım. Thank you.
işte yoğurtlu, bol bol yoğurtlu yemek yiyeceğiz. Herhalde ilk akşamdan yaparım. Ay evet. Gördüm ben, gözlerim gitmiyor. Ne güzel olur valla. Diyorum ya, gece 2:30'da yattım. Gardım Meysa beni bekledi ben banyoyu temizlerken. Onun çünkü o yapamazdı. Ben kireç sökücüsü, ondan sonra normal cif, ondan şey yaptım derken her yeri şeyinin fırçayla şeyinin sürte sürte iyice fayansların kenarları hafiften sararmaya başlamış arkadaşlar. Onları şey yaptım derken öyle. Ay. Ay ne oldu? Mayonez koyma. Ay bu kadar. Ne bu kadar? Mayonez. Yeter kızım, içine girdi baksana. Yeter, sarımsak da koydum ya içine. Sadece şey versin, tat versin. Mayonez de fazla iyi de diyorlar ama bilmiyorum. Nedir Meysa? Bilmiyorum, şuralarıma bir ağrı girdi. Niye? Bizim bir tanıdık vardı, derdi ki ne bir yere gideceğim zaman bir karın ağrısı tutuyor. Varacağım yere vardı mı karnım ağrısı geçiyor derdi. Neyse hani kendi şu anda o hesap olur. Şimdi şu sonuçlar hayırlısıyla açıklansaydı. Bazıları soru çözümleri yapmış, cevapları şey yapmışlar. Onlara bakma. Bakma onlara kızım. Bakma. Onlara ya bakıp da moralini bozma. En de sonunda açıklanacak zaten. Açıklansın, açıklandığında görürsün. Her şey olacağına varır. Bu sene kimse gidemeyecek, bak da gör. Sen çalıştın elinden geldiği kadar. Tövbe yarabbim. Şşşş. Çalışmadım. Düzgün konuş biraz. Çalışmadım diyeceğim, çalışmadım, yapamadım. Ama çalıştım, çalıştığım halde zor. Kimse yapamadı. Evet arkadaşlar, Ali Nazi'miz de böyle. Makarnamız da böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sofrada görüşmek üzere. Kızım, o yumurtanın üstündeki şeyde tabakta biber vardı, yeşil biber. Onu yıka da getir annem ya. Unuttum ben onu getirmeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.